Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Barış var yanımda, saçlarını keseceğim. Ama normalde hep yanları normal makine uçlarıyla alıp da uç takıp da alıyordum. Uzun zamandan beri galiba benden makinayla ve tarakla saç kesimi istiyordunuz. Sadece yanları keseceğiz, üstleri bırakacağız. Sadece tarak ve makine. Kesin bugün böyle yapacağız. Şimdi daha fazla uğraşmadan isterseniz hemen makine ve tarak kesimine başlayalım. Gençler, ilk önce şu kulak arkalarını alıyoruz. Şuradan tarağı soktuktan sonra burayı böyle zaten fazlalık çıkıyor. Buna göre kat vereceğiz saça. Sıfırda, yarımda değil. Buradan giriyoruz. Köşelemesine saçla buradan da alıp bakın fazlalıklar çıkıyor zaten. İlk önce dipleri alalım. Bakın gördüğünüz gibi böyle kesmeye başladık. İnce ince yavaş yavaş yukarı doğru kat vererek çıkıyoruz. Kulak arkalarını aldık, yukarı doğru tekrar kat. Bakın buralar çıkıyor. Makinenin köşesiyle yukarı doğru kat verip böyle alıyoruz. Gördüğünüz gibi. Tekrar devam. Yakınlaşalım. Buradan da böyle alarak yukarı doğru hafif hafif kat vererek saçı kat çıkıyoruz. Dipten girelim. Alıp yukarı doğru. Bakın fark ediyorsanız hep makinenin köşesini kullanıyorum. Ortasıyla girmiyorum saça. Böyle keserek burada fazlalık oluşuyor ya, onu en son şu sistemle yaparak zaten buradaki izi kaybedeceğiz. Buradan böyle girerek gördüğünüz gibi ikisinin kombinasyonu aynı gidecek. Bak gördüğünüz gibi aynı yere geliyor saç. Burada kesiyoruz. Aldınız. Vurun, kesin. Makinayı böyle 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 yukarı doğru vura vura değil. Tek seferde saçı alıp yukarı doğru çıkıp bırakıyoruz. Ben size yavaş yavaş gösteriyorum. Bakın buradan girdik. Aldınız. Bu sistemden devam. Tekrar köşeden alarak ve tarağın da köşesini kullanarak yukarı doğru katı veriyoruz. Hep makinenin ucu ve tarağın arkası. Kullanma stilimiz böyle. Sizin de kullanmanız böyle olacak. Bu tarafa geldik. Saçın bu tarafına geldiğimiz zaman bu sefer tam tersi. Başa geliyoruz. Baştan alıp yukarı doğru. Yani şöyle çaprazlamasına. Buradan giriyoruz saça. Çaprazlama olarak gidiyoruz. Bu köşelere geldiğiniz zamansa tam tersi. Gördüğünüz gibi böyle böyle saça makineyle katı verebilirsiniz. Bakın mesela burada fazlalıklar çıkıyor. Fazlalıkları böyle alarak yok ediyoruz. Bu arada benim videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Ayrıyetten bildirim çanını açmayı da unutmayın. Bakın gördüğünüz gibi gençler saç nasıl geliyor? Bu ilk partimiz. Şimdi ilk buraları böyle bir geçtik. Şimdi yapmamız gereken olay ne? O yanları bir inceltmemiz lazım. Onun için de yani çizeceğiz şu etrafı. Yine makinayla. Tabii en sonunda ben size sadece bu saçı komple makinayla kesmeyeceğim. Makasla da göstereceğim. İkisini de öğrenin diye. Şu
Şu kulak arkalarını bir güzelce alalım. Enseler natürel olacak. Buraya güzelce aldık gençler. Ondan sonra bu tarafa geliyoruz. Favori çizmeyi unutmayın. Kulak arkalarını güzelce alalım. Burayı da böyle çevirelim. Ondan sonra buraları alalım. Ve enseleri de böylece ense köklerini yan taraflarını almış bulunduk. Bunları da temizlediğimize göre. Ondan sonra gençler, işte şimdi size zor bir şey öğreteceğim. Makine ile natürel ense. İşte bak, bu gerçekten zor bir işlem. Bunun için yarım alın. Bilmediğiniz için ben size rahat yapabilin diye yarımla başlayın. Girdiğiniz zaman fazla yukarı çıkmadan natürel enseyi yapabilirsiniz. Bakın, çok fazla yukarı çıkmıyorum. Sadece diplerde oynama yapıyorum. Dipleri inceltiyorum. Mesela burada saç bu tarafa doğru çıkıyor. Biz bunu bu şekilde almamız lazım. Böyle. Ve gördüğünüz gibi gençler, bu taraf bitti. Şimdi bundan sonraki yapacağımız işlem tamamen sıfır alacağız. Çekin bunu sıfıra. Aldıktan sonra şu köşeleri ve altları, buraları incelteceğiz. Hatta tarağı da değiştirelim. İnce tarağı alıyoruz. İnce tarakla güzelce buraları böyle yiyerek natürel ensenin katmanını yapmış bulunuyoruz, yapıyorsunuz. Çok fazla çıkmıyorum. Sadece dipten temizlik yaparak enseleri ayarlıyoruz. Ve fark ediyorsanız tarağın köşesi ve makinenin köşesini kullanıyorum. Ondan sonra bu altları böyle alarak gördüğünüz gibi natürel ense çıkmış bulundu. Ondan sonra da zaten makineye böyle bir tık yapın. Şu köy, bu altları da şöyle bir incelttiğiniz zaman şu pisliklerden buralarda ayarladığımız zaman makineye uç takmadan bile tarakla natürel ense işlemi bu kadar basit. Gördüğünüz gibi natürel enseyi bitirdik bile. Bu sizin işinize yarar. Hem iş yaparken tarak makas kombinasyonunuz, tarak makine kombinasyonunuz ve tarak makas kombinasyonunuz da gelişir. Daha az hata yaparsınız saç keserken. Şimdi gelelim makas kesimine. Şimdi ben zaten buraları makinayla almıştım. Ondan sonra bir kontrol M açlı girdik. Şuradaki fazlalığı alarak yukarı doğru kat vererek çıkıyoruz. Çok fazla yukarı da değil zaten. Aldığımız yer belli. İzi kaybettiğimiz yer de belli. Siz benden makas kesimi istediğiniz için yapıyorum. Bakın, yavaş olarak da göstereyim. Buradan girerek kaldırarak tarakla makası yukarı doğru aldığımız zaman
Zaten ben makinayla izleri almıştım. Ama siz hafif bir, çok minik bir izler var. Onları kaybedebilmek için size gösteriyorum. Burayı böyle aldıktan sonra yukarı doğru bakın. Şu şekilde tara yukarı doğru kaldırarak yavaş bir şekilde böyle çıktığınız zaman izler kayboluyor. Gördüğünüz gibi. Makası tutuş şeklinde unutmayın. Hafif çapraz. Böyle. Yukarı doğru. Bakın gördüğünüz gibi. İzleri kaybediyoruz. Gençler dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın dedim. Ayrıca benden istediğiniz videolar var ise benim şahsi Instagram hesabım var. Halim.AltankingAv ve bir de iş adresim var. Salon Halim Kingav Official. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Oradan sormak istedikleriniz varsa oradan da bana sorularınızı sorabilirsiniz. Takip etmeyi beni unutmayın. Bildirim çanını açın ve yeni gelen videolardan haberdar olun lütfen. Bakın gene yavaş yavaş kesiyorum size. Bakın makasın duruşunu görüyorsunuz değil mi bak? Yani düz değil. Şu pozisyonda. Yukarı doğru. Kestiğiniz zaman zaten izi de katı da belli olarak, belli ederek verirsiniz saça. Gördüğünüz gibi gençler. Biz üstleri kesmeyeceğiz. Barış Bey istemedi. Saçın üstlerini uzatacakmış paşamız. Ondan size böyle bir kesim yapıyorum. Evet gençler. Bakın şurada ne var? Bak fazlalık var. Görüyor musunuz? Ucunu kullanarak burayı aldığınız zaman burası da kayboluyor. Evet gençler. Makinayla aldım. Makasla da toparladım. Ve işlem bitti. Tam olarak bitmedi. Şöyle bir gel. Bakın şimdi. Mesela ne oldu? Buraları aldık ama burada saçta boğum bıraktık bak. Görüyorsunuz değil mi bak boğumları. Bunu da çok hafif üstünden geçerek bakın. Yukarıya çıkmadan şöyle aldığınız zaman kayboluyor. Gördünüz mü? Evet gençler. Gördüğünüz gibi saç kesimimiz böyle. Yanları makas tarak aldım. Pardon makas tarak değil makine tarak. Biliyorsunuz oğlum ben bu konuşmaları biraz fazla yapamıyorum. Siz zaten beni böyle seviyorsunuz. Karıştırıyorum ben. Makinayla tarakla yanları aldık. Makasla da hafif bir izleri toparladık. Enseyi natural yaptık. Onu da makinayla yaptık ama. Yani uç takmadan. Öğrenin diye. Öyle yaptık. Aha üstleri de böyle bırakacağız bak. Böyle üstleri bırakacağız bunun. Evet yani kesin bu. Ha bitti. Değil mi lan Barış? Bitti. Biz bu kadar. Bizim işimiz bitti. Saç kesimi bu kadar. Barış hadi selam söyleyin. Gençler dikkat edin kendinize. Hepinizi seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet. Görüşürüz.